Selam, doğru yola uyanlara olsun. Allah'ın rahmeti bütün inananların üzerine olsun. Övgü ve hamd göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve bütün alemleri yaratan, benzersiz alemleri yaratan, her şeye doğasını belirleyen, yolunu gösteren alemlerin Rabbine olsun. Rabbimizin bizim için indirdiği nurların en güzeli, nimetlerin en güzeli Kur'an-ı Nur'dan nurumuzu aramaya, hidayetimizi aramaya, Rabbimizin izniyle değer kazanmak üzere Rabbimizin ayetlerini okumaya devam ediyoruz. Nisa 79'dan ve 170'ten İki ayeti birlikte okumayı niyetlendim. İnşallah Rabbimiz bize en güzelini anlamayı ve yaşamayı ikram eder. 79'dan başlıyorum. Nisa 79. Sana güzellikten her ne gelirse bil ki Allah'tandır. Sana güzellikten her ne gelirse bil ki Allah'tandır. Gayet net bir ayet. İnsanlar ne yazık ki başlarına gelen bir iyilik olduğu zaman, bir başarıya kavuştukları zaman, bir ne bileyim yani bırak bunlarla övünüyorlar. Hatta o artık onu da geçtik. Doğuştan gelen Allah'ın verdiği doğal güzelliği, bir gücü, bir güzelliği, bir yakışıklılığı dahi kendinden tanıyor, kendinden biliyor. Ne kadar büyük bir cahillik. Rabbimiz bütün nimetleri veren, yerin, göğün ve arasındaki her şeyi yaratan Allah değil mi? Elbette ki. Böyleyken insanlar nasıl oluyor da kendisine verilen bir nimete böbürlenebiliyor, kendisine verilen bir nimeti kendinden sanabiliyor? Asla. Bütün nimetleri veren, konuşmayı, insana konuşmayı öğreten, akletmeyi öğreten, yani sahip olduğumuz, olacağımız bütün nimetleri veren, verecek olan Allah'tır. Sana güzellikten her ne gelirse bütün güzellikleri veren Allah'tır. Bil ki Allah'tandır. Sana kötülükten her ne gelirse anla ki sendendir. Yani Allah insanlara kötülük yapmak için kendisine kul yaratmaz. Allah insanlar doğru yolunu bulsun. Değerinde en değerlisini yaşasın. Biz insanı en güzel biçimde yarattık. En güzel biçime ulaşsın diye öğrenebilme kabiliyetiyle yaratıyor. Yeryüzündeki en değerli mahlukat olarak, varlık, canlı olarak yaratıyor. Ve yeryüzünün hilafeliğini, halifeliğini bundan dolayı veriyor. Yani insan hep değerli, bir ismi de Ber'dir. Ber, ya Ber, Allah'ın bir sıfatı da. Bu da her daim kuluna rahatlık, iyilik istemek anlamına taşır kula bakan tarafı. Hep iyilikten yanadır, hep rahatlık ve iyilik ister. Durum bu iken insanlar değerini kazansın, değeri bulsun diye ona vahiy, kendi katından vahiy indirmek, hak kitaplar indirmiş, peygamberler, elçiler göndermiş. Yani insanlara hep iyiliğini bulsun, daha iyisine kavuşsun, değerini arttırsın diye Rabbimiz İmkanlar vermiş, akıl vermiş, öğrenebilmesi için de vahiy indirmiş, kitaplar vermiş. Örnekler, elçiler göndermiş. Ve insanlar bunun yolunu bırakıp kendi nefsini, kendi hevasını, başına gelen iyiliği kendinden sanıp, kötülüğü işte insanların uğursuzluğuna başka bir şey yorup, kendini temize çıkarma, nefsini temize çıkarma gayretine düşmüş. İnsanların çoğunluğu, çok az insanlar müstesna, onlar da Allah'a tamamen bağlı olan insanlardır zaten. Geri kalan bütün insanlar gerçek anlamda bunu tam anlamıyla idrak edemiyor ve hayatlarında taşıyamıyorlar. Yani iyiliği Allah'tan geldiğini tam bir imanla inanıp, kötülüğün de kendi yaptıklarının sonucunu olduğunu anlamak gerçekten bir erdemdir. Allah'a tam bir teslimiyet gerektirir. Sana kötülükte her ne gelirse anla ki sendendir. Biz seni, yani özetle şunu söyleyebiliriz ki bizim yaptığımız her şey, her an bizim kendimiz için bir sonuç üretiriz. Bu eğer ki iyilikten yana bir şeyler yapıyorsak daha sonra karşımıza iyi olarak çıkar, kötülükten yana bir şey yapıyorsak görsüz kötülük olarak çıkar, kendi başımıza kötülük getirir. Yoksa Allah hep iyilik ister,
iyiliğe ulaşalım diye de bize imkanlar verir, akıl verir, vahiy verir, kitaplar verir, rızıklar verir. Daha sayamayacağımız kadar çok nimet verir. Biz seni insanlara, bütün insanlara Resul olarak gönderdik. Ve kefa billahi şehida, şahit olarak Allah yeter. Kur'an'ı okuyup, Kur'an aynı zamanda eşrefi mahlukat sıfatına taşıyan kulu, Rabbin kuluna nimetini tamamladığı eşsiz bir nimettir, mucizedir. Biz seni bütün insanlara Resul olarak gönderdik, şahit olarak Allah yeter. 170'i okuyorum Nisa'dan. Ey insanlar! Peygamber Rabbinizden size hakkı getirdi. Ey insanlar! Peygamber Rabbinizden size hakkı getirdi. Hakkınızda hayırlı olması için hemen ona iman edin. Kendiniz için, hakkınızda hayırlı olması için, doğru yolu, hidayeti bulabilmeniz için Allah'ın yoluna, o göklerde ve yerde ne varsa kendisinin olan ilmiyle, rahmetiyle, kudretiyle her şeyi çepeçevre kuşatan Allah'a, Allah'ın yoluna ulaşıp bu dünyada değerli olmanın yolunu öğrenirken sonsuz ahirette sonsuz kazanca ulaşmanın fırsatını yakalamak için hemen peygamber size hakkı getirdi Allah'tan. Hakkınızda hayırlı olması için hemen ona iman edin. Eğer inkar edecek olursanız asla ona bir zarar veremezsiniz. Allah'ın dilemesi dışında hiç kimse Allah'ın koruduğu hiç kimseye, hiçbir şeye, bir fiske, bir zerre dahi zarar veremez. Eğer inkar edecek olursanız şüphe yok ki göklerde ve yerde her ne varsa hepsi Allah'ındır. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Yani bunu gerçek anlamda ben müminim diyen bir insan, Müslümanım diyen bir insan hiçbir zaman unutmaması lazım. Kendisi attığı, adım attığı toprak, yediği bir çekirdekten, içtiği bir damla sudan, her şeyin Allah'a ait olduğunu, güneşin, ayın, yıldızların, gezegenlerin, tüm mahlukatın tek sahibi, bir tek olan, yerin göğün, kendisinden başka ilah olmayan Allah'ın olduğunu unutmayan kimse bunun gereği gibi yaşama gayretine girer. İşte ben Müslümanım diyen kimse de bunu hiçbir zaman unutmayan ve her daim Allah'ın indirdiği vahye sarılan kimsedir. Eğer inkar edecek olursanız şüphe yok ki göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Allah her şeyi çok iyi bilen, işini sağlam yapan ve yaptığında bir hikmet bulunandır. Şimdi diyeceksiniz ki bu durum neyi açıklıyor, bu ne demek? Allah yaptığını sağlam yapan ve yaptığında bir hikmet bulunandır. Allah'ın hikmet delil üzerinde daha önce konuştuk, daha da konuşmaya devam edeceğiz. Allah bütün işlerini, ama bütün işlerini hikmetle yürütür. Tam hüküm ve hikmet sahibidir. Bu bizim şöyle ki, yeryüzündeki, bir örnekle kapatacağım. Yeryüzündeki bütün insanlar inkar edecek olsa, Allah-u Teala yeryüzünde bir işini görecek olsa, o bütün inkar edenlerin eliyle, hikmetle o işini saniyesinde, salisesinde görür. İşte Allah tam hüküm ve hikmet sahibidir. Muhammed Reşit, Allah'ın rahmeti üzerine.